Merhaba. Testutayan lakaplı bir kişi var sosyal medyada. Çok da takipçisi var. Zannediyorum YouTube'da 700 küsur bin takipçisi var. Instagram'da da çok daha fazla takipçisi var ama bu ara Instagram'ı kapalı. Nedendir bilmiyorum. Bu kişinin paylaşımlarıyla ilgili zaman zaman ben bir takım yorumlar yaptım. Açık yüreklilikle söyleyeyim. Bu kişiyi çok sevmiyorum ben. Nedeni bir, bana karşı yaptığı terbiyesizlik, hakarete varan kullandığı şeyler. İki, kediyi yakma videosu var. Burada çok neşeli, kendinden geçerek anlatıyor. O kadar kendinden geçiyor ki bunu anlamak mümkün değil. Bir kediyi yakmak, önce bıyıklarını daha sonra kediyi yakmak ve bundan zevk ile söz etmek normal bir insanın yapabileceği bir şey değil bana göre. Bu kişiyle ilgili bir takım söylentiler var. Bu benim düşüncem değil, bunu hatırlatayım. Hem kendi videolarının altında hem de internete girdiğinizde biraz otistik olduğu ve asosyal olduğu da anlaşılıyor. Tekrar altını çiziyorum. Bu benim tespitim değil. İnternete girdiğinizde çok rahat bir şekilde bunları görebiliyorsunuz. Yorum yapmak istediğim videonun konusu cami dövüşçileri adı altında yayınladığı bir şey. İki tane şeye dikkat çekmek istiyorum. Bu da cami dövüşçileri videosunda bir, halkın dini duygularıyla oynuyor. Çünkü camide genç çocuklar, pırıl pırıl genç çocuklar aktivite yapıyorlar kendilerine göre. Cami hocası da çocukları, gençleri camiye çekmek için buna izin veriyor. Bununla ilgili hiçbir şey konuşmuyorum. Çünkü bu olabilir. Ama bu Testo lakaplı kişinin yaptığı bir dini değerleri kullanarak bir protein tozu firmasının reklamını yapmak. Burada hemen şurada görüyoruz arkadaşlar. Bakın. Elinde poşetler ve protein tozu firmasının markası görünüyor, poşetler görünüyor. İçinde protein tozu firmasının ürünleri var. Bu ürünleri yani en fazlası 13-15 yaşında olan çocuklara verecek. Bu gerekli midir, değil midir? Yani bu ayrıca bir tartışma konusu. Camiye giriş yapıyor. Ellerde poşetler. Biriyle iletişime geçmiş, ilginç bir durum. Tabii ben de bunu ilk defa görüyorum ama yorumlara baktığımda camide bu tür aktiviteler oluyormuş. Burada dikkat çekmek istediğim şeylerden biri şu arkadaşlar. Genelde bir konuta bende oluyor. Evet. Evet. Gördüğünüz gibi protein tozu, ismini burada söylemeyeceğim, bu da bir şekilde reklama girer. Poşetleri burada duruyor. Arkadaş gayet rahat. Ve asıl işi buradaki protein tozu firmasının reklamını yapmak. Bir içerik üretmek filan da değil. İlginç şeyler yapıyor. Bu ilginç şeylerden biri de camide çocukların spor aktivitelerine benzer bir şey yapması. Ama asıl amaç camiyi kullanarak, yani dini kullanarak bir ticari firmanın, bir protein tozu firmasının reklamını yapıyor. Kurallar var mesela, yumruk atmak gibi, mesela yumruk atmak, tekme atmak, böyle yüze vurmak, böyle. Yani böyle can acıtacak şeyler yapmıyoruz abi. Sadece güreşiyorsunuz yani. Evet abi, böyle diyelim ki yanlışlıkla falan bir iki kere yaptın onu. Susun. Çocuk, 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 gençler. Bir şey böyle. Hiç gerilmenize gerek yok, biz de normal insanız. Şimdi yeni tanıştığımız için ufak bir gerginlik var. Normal bir şey. O tişört galiba. Büyük ihtimalle camide bir video çekeceğini söylüyor ama cami imamına, cami hocasına haber vermemiş. Bu protein tozu reklamının yapılacağını haber vermemiş. Hoca gayri ihtiyari o poşetleri inceliyor. Bu arkadaş da diyor ki benim küçük hediyeler. Yani şey yaparsın. Ben orada. Onlara da giyersiniz.
Hediyeler filan diyor. Hocanın haberi yok bunda. Bilseydi bir ticari firmanın reklamını yaptığını, eminim ki buna izin vermezdi hoca. Şuradan bakalım. Çocuklar güreşe benzer bir şey yapmaya çalışıyorlar. Güreşe gibi bir şey yapıyor. Ve... Ne kadar alıyorum? Arkadaşlar bakın, şu yapılan müdahale ilk yardım müdahalesi falan değil. Çocuk sert bir şekilde yere düştü. Diğer arkadaşının bunda bir suçu elbette yoktur diye düşünüyorum. Art niyeti yoktur en azından. Ama burada yapılacak şey sırtına vuruyor ve hiçbir kimsenin İlk yardım müdahalesinin falan bir bilgisi yoktur. Acılar içinde kıvranıyor çocuk. Nefes geçti hocam. Tamam hadi koymayız zaten. Koymayız zaten diyor. Yani bu sahneyi bu paylaşımda paylaşmayacağını, bu videoda göstermeyeceğini söylüyor ama gördüğünüz gibi koyuyor. Her şey reklam. Her şey çok izlenme adına. İşte sosyal medyanın asıl yüzü bu. Ne kadar çok izlenirsem o kadar iyidir. İnsanların durumlarını, kötü durumlarını ne kadar paylaşırsam o kadar çok izlenir. Mantık bu. Tamam, siz ikiniz kullanarak Muhammed yapıyor. Muhammed, hayır olmaz, hayır. Ha doğru. Ha da yok. Muhammed de finali kalmıyor. Ha da. Şimdi, dur ben. Bir şey yapayım, bir şey yapayım. Çek, bir şey yapayım. Çocuk hala doğru durumda. Nefes almaya çalışıyor. Nefesini kesti. Nefesini kesti birden de şu an iyi gibi. İyi misin şu an? Ya bu işin de böyle bir tarafı var maalesef. Bu işin de böyle bir tarafı var maalesef diyor. Sanki onlarca defa bunu yapmış, bunu görmüş, bunu seyretmiş ve arkadaş otorite ya. Maalesef bu işin böyle tarafları da var diye ahkam da kesebiliyor. Yarışmalar bitti. Yarışmalar bitti. Sözde yarışmacılara ödül verecek bu arkadaş. Bunu kameralar karşısında açık açık etmek istiyorum. Firmanın logosu çok belli. Ne olduğu belli. Bu bir örtülü reklamdır arkadaşlar. Bu örtülü reklam yasaktır. Şöyle açıklayayım ben size. 6502 sayılı kanun yani bu. 5651 sayılı kanun ona hitap ediyor. İnternetle ilgili yani bilişim kanunları ile ilgili bir şey bu. İçerik sağlayıcı sıfatı ve sorumluluklar diyor. Anlatmak istediğim şu. Genel görünüm böyle olmakla birlikte 5651 sayılı kanunun uygulama yönetmeninin 4. maddesi internet yayınları içerik paylaşımlarının 5 temel ilkeye uygun olması gerektiği belirtilmekte diyor. Dikkat çekmek istediğim şey de şu, reklam yapan mecra kuruluşu sıfatı. Ticari reklam ve haksız ticari uygulamalar yönetmeliği madde 4'te reklam yapılan internet ortamları mecra olarak isimlendirilmiş. Reklam yapanlar ise mecra kuruluşu olarak adlandırılarak reklam yayınlığı hedef kitleye ulaştırıldığı her türlü mecranın sahibi olan falan diyor. Şunun altını çizmek istiyorum. Ticari reklam haksız ve
ticari uygulamalar yönetmeliğinde dayandırılan haksız ticari uygulama reklamlara yönelik yasak faaliyetlere riayet etmelidir. Buna ek olarak influencerlar bu mevzuata uygun biçimde yaptıkları reklamlar içerik paylaşımları yönünden ayrıca sosyal medya etkileyicileri tarafından yapılan ticari reklam ve haksız ticari uygulamalar hakkında kılavuzdaki spesifik düzenlemelere de uymalıdır diyor. Tekrar bakalım, örtülü reklama bakacağız burada arkadaşlar. Örtülü reklam, sosyal medya etkileyicisi araçlarıyla yapılan reklamların açık ve anlaşılır şekilde ifade edilmesi ve ayırt edilebilir olması zorunludur. Her türlü iletişim aracında olduğu gibi sosyal medyada da sesli, yazılı ve görsel olarak kötü örtülü reklam yapılması yasaktır. Örtülü reklamın cezası nedir diyelim. Reklam ajansları, mecra kuruluşları hakkında durdurma veya aynı yöntemle düzeltme idari para cezası gerekli görülen hallerde 3 aya kadar tedbiren durdurma cezası. Reklam kurulu tarafından 3 aya kadar tedbiren durdurma veya durdurma yaptırımı 11.429 lira idari para cezası uygulanmaktadır diyor. Yani arkadaşlar burada konu yapılan reklamın belirtilmesi, bunun bir reklam olduğunun belirtilmesi gerekiyor. Yani poşet göstererek ya da herhangi bir markanın ismini bir kenarda tutarak bunu bir algıyla insanların kafalarının içine yerleştirmek örtülü reklam anlamına geliyor. Bunun da yasalarda cezası var. Örtülü reklam yapmak. Bence asıl önemli, her yol mübahtır. Yeter ki izlenme çok olsun diye yola çıkan bu kişi camide ticari bir firmanın reklamını yapıyor. Ticari bir protein tozu firmasının reklamını yapıyor. Ve bunun hiç kimse sanki farkında değil. Ama buradan yetkililere uyarıyorum. Umarım bu örtülü reklam durumunda yapılabilecek önlemler, yapılabilecek yaptırımlar bu kişiye de uygulanır. Burası Muz Cumhuriyeti değil arkadaşlar. Eğer bir firma reklam yapacak da bunun bir reklam olduğunu belirtmesi gerekiyor. Dolayısıyla burada yapılan insanları kandırmadır, bir örtülü reklamdır. En vahimi de bunu yaparken insanların dini duygularını kullanmaktır. Bunu yaparken camiyi kullanmaktır. Bunu yaparken bir ibadethaneyi kullanmaktır. 3 kuruş para kazanacağım diye bu kişi bunu yapıyor ne yazık ki. Bundan sonraki yorumları sizlere bırakıyorum. Umarım bu arkadaş yaptığı paylaşımlarda daha dikkatli olur. Hem toplum değerlerini öne alır hem de insanların dini, manevi duygularıyla oynayarak kendine bir çıkar sağlamaz. Teşekkür ediyorum. Hoşça kalın arkadaşlar.